Bence bir futbolcu her zaman sahada yaptıklarıyla yargılanmalıdır. Bu sözlerin sahibi Mauro Icardi belki de futbol dünyasının saha dışı konularla en fazla gündeme gelen en medyatik ismi. İronik ama haklılık payı da yok değil. Sahada olduğu sürece her zaman aktif en iyi birkaç golcüden biriydi. Ama insanlar onun ismine hep biraz mesafeli yaklaştı. 20 yaşında hayatına giren bir kadın, gençlik hataları, inişler, çıkışlar ve herkesin cevabını merak ettiği soru. Eğer tamamen sahaya odaklansaydı hangi seviyede olurdu? Tercih ettikleri, vazgeçtikleri. Arjantin milli takımı, 9 numara, kaptanlık pazubandı, Barcelona, Milano, Paris, İstanbul. İşte günahlarıyla, sevaplarıyla futbol dünyasının dışlanmış çocuğu, Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi. Mauro Icardi 19 Şubat 1993 Rosario, Arjantin doğumlu. Futbolcu olmak aslında babası Juan'ın çocukluk hayaliydi. Juan bu hayalini gerçekleştiremediği için küçük yaşlardan itibaren Mauro'yu futbol oynama konusunda hep yüreklendiren bir baba figürü oldu. Hatta yüreklendirmekten bir seviye yukarısı diyebiliriz. Juan Mauro'ya "Benim başaramadığım şeyi sen yapacaksın" derdi. Bu yönlendirmeyle henüz 5 yaşında bölgenin kulübü Serataya'da oynamaya başlayan Mauro, 2001 yılında ailesiyle birlikte ülkesini terk etmek zorunda kaldı çünkü babası artık Arjantin'de iş bulamıyordu. Ailecek Avrupa'ya göç eden Icardi ailesi coğrafi olarak Afrika kıtasına daha yakın olmasına karşın İspanya topraklarına dahil olan Kanarya Adaları'na, Las Palmas'a taşındı. Mauro'nun futbol kariyeri açısından da olumlu bir gelişmeydi bu. Las Palmas'ta Union Deportiva Vecindario isimli bir yerel kulüpte oynamaya başladı. Icardi'nin idolü, onun akranı her Arjantinli için idol olan Gabriel Omar Batistuta'ydı. Mauro onun için şöyle söylüyor: "Onu ilk kez televizyonda izlediğimde diğer oyunculardan çok farklı bir seviyede olduğunu hemen fark etmiştim" diyor. Dokunulmazdı. Bati golün hem golcü hem de karizmasından etkilenmişti Mauro. Öyle ya, bu oyunda her zaman gol atan adamlar el üstünde tutulmuş ve spot ışıkları hep onlara dönük olmuştur. Golcülerin karizması kolay kolay sarsılmaz. Mauro da bu durumdan etkilenerek kararını çok erken yaşta vermişti besbelli. Batistuta gibi dokunulmaz olmak istiyordu. Mauro'nun Vecindario'da 2002-2008 yılları arasında yaklaşık olarak 500 gol attığı rivayet ediliyor. Böyle bir performansla yerel bir kulüpte dahi dikkat çekmemenize imkan yoktur. Mauro artık Kanaryalarda oynayan ve çok gol atan genç Arjantinli olarak ufak çaplı bir üne kavuşmuş ve İspanyol kulüplerinin ilgisini cezbetmişti. Oğullarının hem futbol konusunda hem de akademik anlamda iyi bir eğitim görmesini isteyen Icardi ailesi önlerindeki birçok seçeneği değerlendirdikten sonra Barcelona'nın meşhur La Masia Akademisi'nde karar kıldı. Icardi Barcelona kulübünün kapısından içeri girdiğinde 15 yaşındaydı ve burada sadece 3 yıl kalacaktı. Eminim La Masia'da gördüğü eğitim ona çok şey kazandırmıştır. Barcelona B takımıyla şampiyonluklar ve gol krallıkları yaşadı. 18 yaşına bastığında artık oynama vaktinin geldiğine inanıyordu ve kalıp kulübün onunla ne yapacağına karar vermesini beklemek yerine kendi kararını kendisi vermeyi tercih etti. Başarının en büyük düşmanı konfordur derler. Icardi henüz reşit olmuşken Barcelona gibi genç oyunculara sınırsız imkanlar sağlayan bir kulübü, yani konfor alanını terk etmekten çekinmedi. O dönem Barcelona'nın teknik direktörü olan Pep Guardiola 9 numarasız bir oyun tercih ediyordu ve Barça bu oyunla çok başarılı olmuştu. Bunun sonucunda kadroda klasik bir 9 numaraya yedek olarak dahi ihtiyaç olmayacağı çok belliydi. Zaten Samuel Eto'o ya da Zlatan Ibrahimovic gibi bu işin kompetanları bile Pep'le anlaşamayıp takımdan ayrılmak zorunda kaldılar. Bu durumda Icardi'nin de kalıp çok ama çok az olan şansını zorlamasının bir anlamı yoktu. Mauro'yu bir forvet ya da hücum oyuncusu şeklinde tanımlamaktansa ona golcü demenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyununun sivri tarafı her zaman skor yapma kabiliyeti oldu. Babası Juan onun için şöyle diyor: "Nerede oynadığının hiçbir önemi yok. Mauro gittiği her yerde gol atar." Barça'da kalıp kendini dönüştürmeye çalışamaz mıydı? Oyunun farklı departmanlarına katkı yapacak şekilde kendini geliştiremez miydi? Elbette bunu deneyebilirdi, fakat gittiği yere bol miktar da gol götüren adamlara bu oyunda her zaman yer vardır. Icardi gibi mesleği gol atmak olan adamlar asla işsiz kalmazlar. Dahası böyle oyuncular kolay kolay yedekte bırakılamaz. Icardi'nin de ihtiyacı olan tek şey gol ritmini yakalaması için ona forma şansı verecek bir kulüptü. Ocak 2011'de Barça Icardi'yi o dönem Serie B'de mücadele eden Sampdoria'ya satın alma opsiyonuyla kiralık gönderdi ve Mauro'nun İtalya macerası böylelikle başlamış oldu.
Icardi İtalya'ya kış transfer döneminde gitmişti ve burada da kendini kanıtlayıp A takımı yükselmek için biraz zamana ihtiyacı vardı. Yaklaşık 1,5 sezon oynadığı U19 liginde 31 maçta 23 gol kaydederek forma için hazır olduğunu ispatladı ve Serie B'nin bitimine 2 hafta kala kadroya girdi. Juve Stabia deplasmanında Sampdoria'nın golcüsü Graziano Pelle 67. dakikada kırmızı kart görmüş ve takımını bir kişi eksik bırakmıştı. Icardi bitime 15 dakika kala skor 1-1 iken oyuna girdi ve 84. dakikada attığı golle takımına galibiyet hediye etti. Belki de onun kazandırdığı bu 2 puan olmasa Sampdoria o sezon Serie A'ya yükselemeyecekti. Takip eden yaz Sampdoria Barcelona'dan cüzi bir miktar karşılığında Icardi'nin bonservisini aldı. İşte kariyerindeki bu ilk resmi maçından itibaren oyuncu kimliği hep böyle oldu Mauro'nun. Bazı futbolcuların oyuna etki edebilmesi için sürekli olarak topa dokunması gerekir. Bu onların oyuna ısınma yöntemidir. Tabiri caizse iki al-ver yapmak ya da bir çalıma girip kendilerini iyi hissetmek isterler. İşte Icardi gibi oyuncuların böyle şeylere ihtiyacı yoktur. Mauro oyuna sonradan girmiş olsa da, dakikalardır topa hiç temas etmemiş olsa da tek dokunuşuyla işini görebilir. Sahada yok gibi gözükür ama bir bakmışsınız skor tabelasına adını birkaç kez yazdırmış. Icardi'nin ilk Serie A sezonu aynı zamanda bütün hayatını etkileyecek olan olaylar silsilesinin başlangıcına gebeydi. Sampdoria'nın o sezonki kadrosunda Icardi haricinde çok sayıda Arjantinli oyuncu vardı. Kaleci Romero, sağ bek Matias Rodriguez ve orta sağ Fernando Tissone gibi. Ancak Arjantinli grubu içinde Icardi'ye en yakın isim takıma o sezon katılan Maxi Lopez'di. Belki de her iki oyuncunun da Barcelona'dan yolunun geçmiş olması onları birbirine yaklaşmıştır. Yahut Mauro'dan 9 yaş büyük olan ve İtalya'da uzun yıllardır oynayan Maxi tecrübeleriyle ona kol kanat gelmeye çalışıyordu belki de. Mauro için işler iyi gidiyordu. İlk birkaç haftayı kulübede geçirdikten sonra Maxi Lopez'in yaşadığı menisküs sakatlığıyla birlikte ilk 11'e yerleşti ve formunu yavaş yavaş buldu. Juventus deplasmanında Buffon'un koruduğu kaleye attığı 2 golle adından söz ettiren Icardi Pescara ile oynayıp 6-0 kazandıkları iç saha maçındaysa tam 4 kez fileleri havalandırarak şov yaptı. Bu kadar genç bir futbolcu İtalya gibi dünyada gol atmanın belki de en zor olduğu yerde atmaya başladığı zaman önündeki kapılar tek tek açılmaya başlar. Icardi sezonu 10 gol ve 4 asiste tamamlayarak sezon sonunda 13 milyon euro bedelle Inter'e transfer oldu. İşte o yaz hayatını değiştirecek olan kadınla yani Wanda ile olan ilişkisi sıra dışı biçimde start aldı. Mauro 2016 yılında piyasaya çıkan otobiyografisinde Wanda ile olanları şöyle anlatmış. Bir hazırlık kampı için Amerika'ya gidiyordum ve Wanda'dan bir mesaj aldım. Şaşırdım çünkü genellikle Maxi ile konuşurdum, Wanda ile değil. O zamanlar İtalya'da satılmayan ve sadece Amerika'da bulunan yeni bir tablet modeli istiyordu benden. Acaba gerçekten istediği bu muydu yoksa benimle irtibata geçmek için bir bahane miydi bu? Bunu öğrenmeye niyetliydim. Milano'ya geri döndüğümde ilk işim ona tabletini vermek oldu. Bu sayede biraz daha yakınlaştık ve birkaç kez mesajlaştık. Sonra bir gün Maxi ile Eloy adalarına tatile gideceklerini söyleyerek beni de davet etti. Kabul ettim. Teknede kendi başıma müzik dinlerken birden Wanda geldi ve hiç çekinmeden yanıma oturdu. O dönem Maxi ile olan ilişkisi sona yaklaşıyordu. Bu anlattıkları Mauro'yu tamamen masum çıkarır mı bilmiyorum ama işimiz kimseyi yargılamak değil zaten. Bu olayın Mauro'nun kariyerine ve hayatına yaptığı etkileri anlatmak. Wanda ile olan ilişkisi elbette çok uzun süre gizli kalmayacaktı ve öğrenildiği günden itibaren birkaç eleme ve hazırlık maçı haricinde en iyi, en formda olduğu dönemlerde dahi Arjantin A milli takımından itinayla uzak tutuldu. Arjantin halkının kalbinde çok özel bir yeri olan Maradona'nın onun için söylediği "Hainler hakkında konuşmam" sözü de sanırım Mauro ile ilgili genel algıyı yansıtıyor. Wanda olayına bir de Maxi açısından bakalım. İtalya'ya adapte olmasına yardımcı olduğunuz vatandaşınız, üstelik sizden 9 yaş küçük bir adam, önce sizin takımdaki yerinizi elinizden alıyor, ardından da eşinizi. Bu da yetmezmiş gibi Wanda Maxi çiftinin 3 çocuğunun isimlerini hemencecik koluna dövme yaptırıyor. Icardi'nin bunu iyi niyetle yaptığını düşünsek dahi çok olgun davrandığı söylenemez. Bazı söylentilere göre Icardi'nin milli takıma çağrılmasını Messi ve Mascherano'nun başına çektiği Maxi'nin Barça'dan eski takım arkadaşlarının oluşturduğu bir oyuncu grubu engellemişti. Bazı dedikodulara göre ise Icardi milli takım kampında Messi'nin yerine oturarak Leo'yu kızdırmış ve bu sebeple bileti kesilmişti. Biliyorsunuz Messi tekrar eden davranışlardan hoşlanan, takım fotoğrafı çekilirken bile hep aynı yerde aynı pozu veren değişik bir adam. Bunun Leo'yu kızdırmış olmasına şaşırmamak gerek. Ancak Icardi'nin aforoz edilmesi için yeterli bir sebep miydi? Bilemeyiz. Kimilerine göre ise bu teknik adamlara bırakılan bir karardı ve Agüero'dan Tevez'e, Higuain'den Dybala'ya ve hatta Messi'ye kadar çok geniş ve kaliteli bir forvet havuzuna sahip olan tangocular Mauro'ya ihtiyaç duymadı. Belki de hepsinin biraz payı vardır. Ancak dışarıdan gözüken sebep şuydu. Icardi'nin Wanda ile birlikte olmayı seçmesi onu milli takım formasından uzak tutmuştu. Her seçim bir vazgeçiştir derler. Mauro bunu göze almış mıydı bilmiyorum ama bu henüz sadece bir başlangıçtı.
Wanda Nara bugün 15 milyonu aşan sosyal medya takipçisiyle Icardi'den bile daha meşhur bir isim. Arjantin'de bir çeşit reality show yıldızı olan Wanda şöhretinin önemli bir kısmını da bu ilişkiye borçlu diyebiliriz aslında. Aynı zamanda Maru'nun menajerlik işlerini de yürüterek belki de hayal ettiğinden bile çok daha fazla para kazanmış biri. Bu ilişkinin başladığı günden beri Wanda ve Maru çifti hiçbir zaman gündemden uzak kalmak gibi bir çaba içerisinde olmadı. Icardi'nin İstanbul'da olduğu şu günlerde dahi medyada bu ikiliye dair bir haberin çıkmadığı bir gün yok sayılır. Ayrıldılar, barıştılar, küstüler, darıldılar, beraber maç seyrettiler. İnanın son durumu ben de bilmiyorum. Demek istediğim şu, bu ilişkinin bu kadar medyatik olması çiftin tercihi. Arjantin'de bu ikili Icardi-Kardashians olarak anılıyor ve kimilerine göre bilhassa Wanda bundan hoşlanıyor. Hatta reytingini yüksek tutmak için bunu kullanıyor. Icardi'nin Inter'e attığı imzanın hemen ardından patlayan bu olay Milano ekibinin tribünleriyle arasının hiçbir zaman çok sıcak olmamasının sebeplerinden sadece bir tanesiydi. O sezon Mauro ve Maxi Lopez'i karşı karşıya getiren ilk maç Wanda derbisi olarak anılırken Maxi Lopez seremoni sırasında Icardi'nin uzattığı eli havada bırakacaktı. Mauro maça 2 golle damgasını vururken Maxi Lopez penaltı kaçırdı. Inter 4-0 kazandı. Evet, Icardi'nin çok daha iyi bir futbolcu olduğuna şüphe yoktu. Bunu Maxi de kabul ediyor zaten. Wanda vaktiyle benim de menajerlik işlerimi yürütmek istemişti diyor. Ama ben buna müsaade etmedim. İş ve özel hayatı birbirine karıştırmamak gerekir. Bana kalırsa Icardi seviyesinde özel bir futbolcunun da çok daha profesyonel birileri tarafından temsil edilmesi gerek. Wanda ne zaman konuşup ne zaman susması gerektiğini hiç bilmiyor. Mauro Inter'deki ilk sezonunda zaman zaman sakatlıklar sebebiyle formadan uzak kalsa da 2014-2015 sezonundan itibaren Serie A'yı resmen kasıp kavurmaya başladı. Her iki ayağıyla ve kafasıyla gol vuruşu yapabilen, golün her çeşidini atabilen, savunma arkası koşularla can yakan, ceza sahası içinde dehşet saçan tam bir gol makinesine dönüşmüştü. 36 lig maçında attığı 22 gol ve yaptığı 8 asistle 22 yaşında kariyerinde ilk kez gol krallığı yaşadı. Fakat şanssızlığı oydu ki son yılların en vasat Inter takımında forma giyiyordu. Mavi siyahlılar o sezon ligi 8. sırada bitirdi ve Avrupa kupalarından uzak kaldı. Takımın bu kötü performansı sebebiyle taraftarlar her zamankinden biraz daha gergindi. Inter'in evinde Sassuolo'ya karşı 3-1 kaybettiği bir maçın bitiminde Inter'in meşhur kale arkası kuzey tribünü kurvan orada giderek formasını kalabalığa doğru atmış fakat yenilgi sebebiyle hayli öfkeli olan taraftarlar formayı Icardi'ye iade etmişti. Elbette pek de hoş olmayan sözlerle birlikte. Basit gibi gözüken bu hadise Icardi ile Inter tribünlerinin bilhassa da kurvan ordun arasını daha da açacaktı çünkü Maru'nun bu olayı burada kapatmaya pek niyeti yoktu. Az önce Wanda hakkında itiraflarından da alıntılar yaptığım otobiyografisinde ki zaman olarak bu forma olayından yaklaşık bir yıl sonraya denk gelir kurvan orduda es geçmemişti Mauro. Oraya formasını isteyen bir çocuğu mutlu etmek için gittiğini ve kendisine gösterilen tepkinin haksız olduğunu söylüyor. Hatta biraz daha ileri giderek kurvan ordu Arjantin'deki bazı karanlık insanlara açacağı birkaç telefonla bitirebileceğini iddia ediyordu. Kuzey tribününden yanıt gecikmedi. 23 yaşında otobiyografi yazan bir palyaçosun. Kitabın satsın diye hikayeler uydurdun. Kaptanlık pazubandını çıkar ve defol git. Bununla da yetinmeyip Icardi'nin evinin hemen önüne bir pankart yerleştirdiler. Arjantinli dostların geldiğinde bize de haber ver. İşte bu olayların patlak verdiği esnalarda kaptanlık pazubandını takan Mauro'nun performansı tribünlerle arasındaki gerilimle doğru orantılı olarak bir miktar gerilemişti. Inter kulüp efsanesi ve as başkanı Javier Zanetti ise taraftarlar bizim için çok önemli. Her ne kadar Icardi'nin taciz edilmesini kabul etmesek de onunla konuşup özür dilemesini sağlayacağız diyerek adeta tarafını belli ediyordu. Mauro'nun başka çaresi yoktu. Bu gelişmelerin ardından bir özür mesajı yayınlayarak kitaptaki ifadelerin abartılı olduğunu kabul etse de bu özür kurvanort taraftarlarınca kabul edilmedi ve bu ilişki hiçbir zaman düzelmedi. Ancak Icardi kendi adına doğru olanı yapmış ve takip eden süreçte sağ dışından çok sağ içindeki muazzam performansıyla gündemde kalmayı başarmıştı. En azından bir süreliğine. 2016-2017 sezonunda 34 lig maçında 24 gol ve 8 asist yaparak yeniden Avrupa'nın en üst düzey golcülerinden biri olduğunu gösterdi. Ancak bu dönemde çok sık teknik adam değiştiren kulüp hala arzu edilen başarıların uzağındaydı. Belki burada kazanacağı bir kupa Mauro ve Inter tribünlerinin arasını düzeltirdi kim bilir ama bu hiçbir zaman olmadı. Bir sonraki sezon 29 golle kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi ve gol krallığını Immobile ile paylaştı. İtalya'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü ancak Inter kariyerinde elde ettiği en iyi sonuç dördüncülük olarak kalacaktı. Olayları olduğundan daha da kötü hale getirebilecek bir şey varsa o da Wanda'nın tartışmalara dahil olmasıydı belki de. Kulüple yeni kontrat görüşmeleri aşamasında istediği teklifi alamayan Wanda katıldığı bir televizyon programında Inter yönetimine, teknik ekibine ve hatta oyunculara varıncaya kadar eleştirilerde bulunmuş ve haddini epey aşmıştı. Bunun sonucu olarak Mauro süresiz olarak kadro dışı bırakıldı ve bu kez kaptanlık pazubandını da kaybetti. Yaz aylarında Inter teknik direktörlük koltuğu için disipliniyle ün yapmış bir hoca olan Antonio Conte ile anlaştı. İtalyan hocanın ilk aksiyonu Manchester United'dan Lukaku'yu transfer ettirmek ve Mauro'nun 9 numaralı formasını Romelu'ya vermek oldu. Sanırım Conte Icardi'ye bundan daha bariz bir şekilde kapıyı gösteremezdi. Wanda'nın ne zaman konuşup ne zaman susması gerektiğini, Arjantin'de dostların geldiğinde bize de haber ver. Kaptanlık
25 yaşındaki Mauro Avrupa'nın pek çok A sınıf kulübünün kıskacındaydı. Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Ancak bir ihtimal saha dışı konularla sık gündeme gelmesi bu kulüplerin Icardi konusunda çekimser kalmasını sağlamıştı. Her zamanki gibi menajerinin istediği oldu. Van'da hem en karlı sözleşmeyi hem de yaşanacak en güzel şehirlerden birini seçerek Paris Saint Germain'le masaya oturdu. Fransız kulübü Icardi'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katarken yaşı ilerleyen Cavani'ye muhteşem bir alternatif bulmuş gibi gözüküyordu. Icardi'nin Paris kariyeri gayet iyi başladı. Oynadığı ilk 11 maçta 9 gol kaydetti. Neden sonra Thomas Tuchel'ın sık sistem değiştirmesi sebebiyle formunu kaybetti Mauro. Paris Saint Germain pandemi dönüşü Fransa Ligi'nin erken tescil edilmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yürümüş fakat Tuchel bu yolculukta yalnızca en formda oyuncularını kullanmaya karar vermişti ve Icardi o isimler arasında yoktu. Öyle ya da böyle kariyerindeki ilk şampiyonluk kupasını Paris'te kazandı Mauro. Şampiyonluk kutlamaları alışılmışın dışında ve biraz soğuk olsa da. Yeni sezonda Paris Saint Germain 50 milyon euro karşılığında Icardi'nin bonservisini aldı. Ancak çapraz bağ sakatlığı sebebiyle uzun süre formadan uzak kalan Mauro bir anda gözden düşüvermişti. 50 milyon euro ödenen bir oyuncu nasıl olur da gözden düşer diye düşünebilirsiniz. Fakat bahsettiğimiz kulüp neredeyse her transferini aşağı yukarı bu meblağlara yapan bir kulüp. Bu sebeple isminiz ya da fiyat etiketiniz ne olursa olsun sahnede yoksanız Paris'te bir anda gözden düşebilirsiniz. Üstelik Paris Saint Germain o sezon şampiyonluğu Lille kaptırarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Thomas Tuchel'in ayrılığı sonrası Pochettino döneminde de hocasının gözüne giremeyen Icardi yıllar sonra ilk kez sezonu çift tanelere çıkamadan bitirdi. Tüm bu gelişmeler kulübün agresif bir transfer dönemi geçirmesine sebep olacaktı. Üstelik Mauro geldiğinde sol kenarda oynayan Kylian Mbappe muazzam bir gelişim kaydederek merkezde de harika oynamaya başlamıştı. Tüm bunların üstüne 2021 yazında Lionel Messi'nin sürpriz bir şekilde Paris Saint Germain'e imza atması Mauro'yu tamamen resmin dışına itti. Icardi artık yedek kulübesine abone olmuştu ve Paris Saint Germain'deki son sezonunda 1300 dakika civarı süre alıp sadece 5 gol atabildi. Fransa'dan ayrılmasını da Messi'ye bağlayanlar oldu. Leo ile kişisel bir husumetleri yoksa da aralarının çok sıcak olmadığı kesin. Yine de Mauro, Arjantin'in 2022 Dünya Kupası zaferinden sonra sosyal medya üzerinden yayınladığı bir mesajla Messi'yi tebrik etmeyi ihmal etmedi. "Tebrikler dostum, bunu senden daha fazla hak eden birisi yoktu." Adı her zaman sansasyonlarla birlikte anıldı. Futbol dünyası bu isme her zaman biraz soğuk yaklaştı. Evet, birkaç gençlik hatası yapmış ama bedellerini de fazlasıyla ödemiş bir adam Icardi. Attığı gollerden sonra sahnelediği gol sevincinin bir anlamı var. Her zaman gol için yaşayan biri olarak o anın büyüsünü herkesten daha iyi bilen bir adam. Bu sevinci ilk kez Sampdoria'nın ezeli rakibi Genova ile oynadığı maçta skoru 3-1'e getiren golü attıktan sonra yapmıştı. Tribünlerin golden sonra adeta çılgına döndüğünü görüp "sizi duyamıyorum" daha yüksek dercesine iki elini kulaklarının arkasına götürdü. Kariyerinin devamında tribünlerle her zaman arası pek sıcak olmasa da hep onlarla bu büyüleyici anı paylaşmak için oynadı. Mauro'nun tüm gövdesini kaplayan kocaman bir aslan dövmesi var. İki yanında da birer yavru aslan. 2017 yılında yaptırdığı bu dövme kendisini ve kızları Francesca ile Isabella'yı temsil ediyor. Kendisini ve ailesini birer aslan olarak tanımlayan, mesleği gol atmak ve en büyük hobisi coşkulu kalabalıklarla gol kutlamak olan biri için sanırım bundan daha iyi bir adres olamazdı. Icardi burada ne kadar uzun süre kalır bunu zaman gösterecek. Kim bilir, belki de gittiği pek çok yerde kabul görmemiş bir adam olarak sarı kırmızı tribünlerin onu böyle sorgusuz sualsiz bağrına basması kendini nihayet bir yerlere ait hissetmesini sağlayacaktır. Tabii Van'da da buna izin verirse.